Herkese merhabalar. 9. sınıf fizik 1. yazılıya hazırlığa başlıyoruz. İlk başta bugünkü dersimizde sizinle beraber 1. dönem 1. yazılı konularıyla alakalı süper hızlı bir özet yapacağız. Yani öğrendiğimiz konu başlıklarını 1. yazılıda hangi konular çıkacaksa sizinle beraber bir tekrar edeceğiz. Çok hızlı yapacağız bunu. Ardından da sınavda çıkabilecek ayarda İlk başta tabii ki e, biz ne gördük? Fizik bilimine giriş, madde, aynı zamanda hareket konusuyla alakalı bazı okullarda geçtiler hareket konusuyla alakalı başlıkları gördük. Ve sınavda da bunlara benzer MEP kazanımlarına uygun sorular çıkacak ve biz bunların hepsini teker teker beraber sizinle beraber yapıp sınava en iyi şekilde hazırlanmış olacağız. Ama şunu unutmayalım. Bir kere üç tane temel konumuz var. Fizik bilimine giriş bu ilk baştaydı. Ardından madde sonrasında hareket. Bu üç temel konudan biz sınavda çalışmamızı yapacağız, özetimizi yapacağız. Ardından da sınavda sorular bu konulardan gelecek. Ağırlık olarak nereden gelecek derseniz de ağırlık olarak tabii ki madde ve e, özellikleri konusundan gelecek. Dolayısıyla bu konuya Önem vermemiz gerekiyor. Fizik bilimine giriş zaten birazcık daha kısa bir konu hareket konusunda bazı okullarda geçtiler, bazı okullarda geçmediler. Sınavda sorumlu olmayabileceğimiz okullar var. Dolayısıyla e, müfredata göre de değişkenlik gösterebiliyor. Ama şunu da unutmayalım. Biz bunlarla alakalı bütün çalışmalarımızı bak 9. sınıf 1. dönem yazılı notları kitabımızdan yapıyoruz. 1. ve 2. yazının hepsinin bütün dersler için edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji hepsinin özetleri burada mevcut. İşte hoca sorar kısımları, yazılıda çıkar kısımları ve sizinle beraber bugün yap yapacağımız mesela konu başlığının hemen e, birinci yazılının konularını vermek istiyorum. Burada başlıyor sayfa 100 e, 24'ten başlıyor. Birinci yazılı konuları 129'a kadar. Ama bazı okullar dediğim gibi harekete geçmiş olabilirler. Dolayısıyla 130 beşe kadar yapmış olmanızı isterim ama tekrar söylüyorum hareket konusundan sorumlu musunuz sorumlu musunuz sizin hocanızda mutlaka bunu öğrenmeniz sınavda çıkacak konuları öğrenmeniz gerekiyor. Yazı notlarından çalışıyoruz elimiz kadar kitap ve her yere bütün birinci dönemi taşıyoruz aslında. Birinci dönemdeki bütün öğrendiğimiz bütün başlıklar burada var. Aynı zamanda Dinamo kitabı olan arkadaşlarımız da Dinamo fizik kitabından hemen burada yazılıya hazırlık kısımları ve Ünite tekrar kısımları var, ALFL tekrarları var ve yazılı hazırlık kısımları var. Sayfa 34, 35'te ve aynı zamanda aynı zamanda madde ve özgüt de bizim için çok önemli, en fazla sorunun geleceği kısım burası ve burada yazılı hazırlık kısımları sayfa 80, 81'de var ve öncesinde de ünite tekrar testlerimiz var. Lütfen bunları yapalım diyoruz ve hadi bakalım o zaman fizik bilimine girişte başlayalım. <laughs> Bir kere fizik madde ve enerji ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıydı. Ve fizik aslında deneylerle ölçülen, deneylerle aslında bizim öğrendiğimiz ve bilgilere ulaştığımız bir bilim dalıydı. Dolayısıyla bunun alt dallarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunun alt dalları yani fiziğin alt dalları kamyonet kodlaması ile aklımızda kalabilir. Katı hal fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, elektromanyetizma ve termodinamik şeklinde bunun toplamda 8 tane alt dalı var. Dolayısıyla 8 tane alt dalın ...hangi tür e, özellikleri olduğunu yani nelere incelediğini de bilmemiz gerekiyor. Mesela mekanik şu anda bu kalemi böyle kırmamla alakalı... ...işte arabanın yolda gitmesiyle alakalı, sürtünme kuvvetiyle alakalı... ...işte e, mekanik binaların ayakta durmasıyla alakalı... ...bunların her birisi mekaniğin alt başkana giriyor. Mekaniğin içinde bir statik var, bir de kinetik var. Yani... Ee, aslında bir durağan cisimlerin mekaniği var, bir de hareketli cisimlerin mekaniği var. Bu mekanik zaten en temel fizik e, alt dalıydı. Onu bilmemiz gerekiyor. Ardından herkesin bildiği optik, ışık ve ışığın e, kırılması, yansıması ve benzeri olayları inceleyen, aynı zamanda e, herkesin daha rahat bildiği işte mekanik, e, optik, bir de termodinamik var. Termo hani ...termostan aklımıza getirelim veya termometreden aklımıza getirelim. Isı ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi inceliyor... ...ve termodinamik de ısının bütün hareketleri... ...mesela işte klimalar, işte ısıtıcılar e, veya işte e, buharlı makinalar ve benzeri... ...bunun her birisi termodinamikle bağlantılı. Elektromanyetizma da adından da anlayacağımız gibi elektrik ve manyetik e, alanla alakalı... Yani işte mıknatıslar ve benzeri, elektriğin bir yerden bir yere gitmesi, akım şiddeti, ampulün yanması ve benzeri bunlar hepsi elektromanyetizme bağlantılı diye aklımıza getireceğiz. Aynı zamanda nükleer fizik atomun çekirdeğiyle bağlantılı, atom fiziği ise atomun kendisiyle bağlantılı. At, nükleer fizikte atomun çekirdeğinin içine giriyoruz. İşte buradaki e, atom bombaları ve benzeri nükleer fizik sayesinde bulunuyor onu unutmayalım. Atom fiziği ise atomun... E, Tem, büyük yapısıyla alakalı atomun kendi yapısıyla alakalı nükleerse atomun çekirdeğiyle alakalı aman dikkat edin bu ayrım çok çıkıyor. Aynı zamanda yüksek enerji ve plazma fiziği işte maddenin dördüncü hale olan plazma e, yüksek enerjili plazma halini inceleyen bilim dalı diyebiliriz bilim alt dalı ve katı hal fiziği de kristal yapılı maddeler ya yani bu çok önemli katı hal fiziği deyince hemen kristal yapılı maddeler aklımıza gelecek. Şimdi fiziğin alt dallarından kesin soru var. Yani sınavda çıkmama ihtimali yok. Aynı zamanda e, büyüklükleri biz skaler ve vektörel diye ikiye ayırıyoruz. Burası çok önemli. Skalerde sadece sayı var. Yani sadece sayı olan sayı olan ve birim olan şeylere skaler diyoruz. Ama vektörelde buna ek olarak bir de yön var. Yani yönü varsa vektörelde diye çok rahat bir şekilde ayırabiliriz. Büyüklükleri biz e, kuvvet mesela vektörel büyüklük, ağırlık bir vektörel büyüklük, hız vektörel büyüklük, ivme vektörel büyüklük bunların için yönü var. Kuvvetin işte sağa doğru uygulanan kuvvet, ağırlık her zaman yer çekimi e, yönünde olduğu için yerin merkezine doğru. Hız işte İstanbul'dan Ankara'ya doğru hız olabilir. İvmelenme işte e, yine doğuya doğru ivmelenme olabilir. Bunların hepsinin yönü var ama... Hacimin yani mesela bu e, işte bu çay bardağı e, 100 santilitre e, tam bu hacmin e, yön ne tarafa olur ne bileyim yönü yok ki bunun yani bu hacim sonuçta enerji yüz joul joulun e, yönü yoktur ki basıncın da bir yönü yoktur kuvvetin yönü vardır basıncın yönü yoktur aman dikkat edelim burada enerjinin mesela bu Pascal'la süretin de bir yönü yoktur. Burada çok karıştırılan şeyler hız ve sürat çok karıştırılır. Kuvvet ve basın çok karıştırılır. Kuvvetin yönü vardır. Hatta kuvveti şöyle gösteririz. F harfi gösteririz. Force'dan gelir ve üzerine bir çizgi çizeriz. Bu vektörel olduğunu gösterir. Hızın mesela şöyle gösteririz. Bu vektörel olduğunu gösterir. Ama sürati nasıl gösteriyoruz? Sadece V harfiyle gösteriyoruz. Bunun üzerinde çizgi olmadığı için de bu sürat olarak değerlendiriliyor. Ve sürat dediğimiz şey de yönü yoktur. İstanbul Ankara veya Ankara İstanbul arası. Çok süratli gidiyorsun. Ama ne tarafa gittiğin önemli. Çok süratli gidiyorsun. Ama işte hız dediğimiz şey bir yerden bir yere doğru yönelmeli diyoruz. Temel büyüklükler bizim için çok önemli. Ve de türetilmiş büyüklükler önemli. Yani biz... Fizikteki bütün büyüklükleri ikiye ayırıyoruz. Büyüklükler deyince yani işte 100 mililitre, 100 e, Newton ve benzeri bunlar ya kadar ya vektör olabiliyor ya da temel veya türetilmiş olabiliyor. Temel ya da türetilmiş oluyor. Temel büyükler deyince kısa muz aklımıza gelecek. Kısa muz dediğimiz şey kütle, ışık şiddeti, aynı zamanda sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Burada bu toplam yedi tane temel büyüklüğümüz var. Kısa muzlu aklımıza tutabiliyoruz. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık her birisinin ayrı ayrı birimleri ve ölçüm aletleri var. Ve aynı zamanda sembolleri var. İşte kütlenin sembolü e, işte M'dir. Mesten geri İngilizce. İşte sıcaklığın sembolü büyük T'dir ve benzeri. Bunlara e, zaten sorularla da... E, ...yüzleşeceğiz. Bunlara bakacağız. Soruların içerisinde çok güzel örneklerimiz de var. Ama şunu söylemek istiyorum. Burada en temelleri... ...özellikle kütledir. Aynı zamanda uzunluktur. Zamandır ve... E, ...aynı zamanda en fazla sorunun geldi ...sıcaklıktır. Çünkü sıcaklığın birimi... ...herkes santigrat derece. Hayır öyle bir şey yok. Sıcaklığın birimi... ...Kelvin'dir. Bu sınavda çıkabilir. Yani sıcaklık deyince... Kelvin denilen bir birim var. Büyük K harfiyle gösteriyoruz. Ve sıcaklık ve zamanın sembolleri de karıştırılabilir. Sıcaklığın sembolü büyük T'dir. Temperature'dan gelir İngilizce'de. Zamanın da sembolü küçük T'dir. Time'dan gelir İngilizce'de. Ama ikisinde T sembolü vardır. Zamanın birimi de saat falan filan değildir. Zamanın birimi de saniyedir. Ama dikkat edin S harfiyle yazılır. Veya S diye de yazabilir. Ama S harfi küçük S harfiyle yazılır. Burası da çok değerli. Demek ki bunun birimi de Kelvin'miş. Burada ölçüm aleti olmayan şeylerden bir tanesi de madde miktarıdır. Madde miktarını genellikle hesaplama yöntemiyle buluruz. Ama mesela kütlenin ölçüm aleti eşit kollu terazidir. Işık şiddetinin fotometredir. Sıcaklığın termometredir. E, akım şiddetinin ampermetredir. İşte e, madde miktarının yoktur. ...uzunluğun metredir, zamanında e, kronometredir gibi farklı farklı ölçüm aletlerimiz de var diyoruz. Türetilmiş büyüklüklere gelince de aklımıza hemen işte e, hız gelecek hız gelecek. Hızın bir türetilmiş büyüklüğü metre bölü saniyeden yani yer değiştirmenin zamanı bölümü olduğunu veya kuvvetin türetilmiş büyüklük olduğunu veya enerjinin türetilmiş büyük olduğunu yani bunlardan yola çıkarak bunlar bulunuyor şeklinde aklımıza tutabiliriz. Temel büyüklükler bir de türetilmiş büyüklükler yani ilk başta bunlar vardı sonra bunları türettik ve bunlara ulaştık diyoruz. Peki hemen şimdi de birim araştırma merkezlerine bakalım. Bunlar da şöyle TÜBİTAK, TENMAK, ASELSAN, aynı zamanda CERN, NASA, ESA gibi farklı bilim araştırma merkezleri var. Bunlar uzayla alakalı. CERN atom altı parçacıklarla alakalı. ASELSAN bizim askeri haberleşme ve teknoloji sanayimizi oluşturuyor çok büyük bir kısmı. Aynı zamanda e, TENMAK eski adıyla TAYEK aslında... Ee, şimdi de Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu olarak 2022'de adı değişti aslında ve aynı zamanda TÜBİTAK var Bilimsel Araştırmalar ve Teknolojik Araştırmalar Merkezi diye düşüneceğiz Türkiye'mizin yani bu e, aslında üç tanesi Türkiye'nin bu da globalde olan araştırma merkezleri diye düşünebiliriz. Şimdi geldik en fazla soru çıkan kısımlardan bir tanesi o da madde ve e, madde ünitesi daha doğrusu. Burada da madde ve öz kütleyi bir kere bilmemiz gerekiyor. Öncesinde ama öz kütle hesabını yapabilmek için ilk başta neye bakacağız? Bir kütle ve hacmi tanımamız gerekiyor. Kütle ve hacim öz kütlenin temelini oluşturuyor. Şimdi normalde öz kütle öz kütle aslında kütle bölü hacimle bulunuyor. Yani bir maddenin öz kütlesini bulmak istesek ki diğer bir adıyla bu arada yoğunluktur bu da. Bunun kütlesini hacmine bölmemiz gerekiyor. Bunu yapmadan önce ilk başta kütleyi tanıyalım. Kütle madde miktarıdır. Ve kütlenin birimlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Özellikle bir kilogramın bin gram olduğunu çok iyi bilelim lütfen. Bir kilogram bin gramdır. Gram ve kilogram aslında kütle birimleridir. Ee, kilogram bizim için nedir? kilogram e, hani birazcık daha temel birimdir. Madde miktarının yani kütlenin ölçüm birimi SI birimi diyoruz biz buna. SI yani Stardust Institute denilen bir yöntem var ve bu dünya çapında herkes madde miktarını kilogramla adlandırır. Bilimde ama bilimde o zaman bir kilogramda bin gramdır. Grama çevirme çok ihtiyacımız olacak çünkü sorularda ve benzeri. Bir ton dediğimiz şeyin de bin kilogram olduğunu bilelim. Özellikle büyük mesela geminin ağırlığını nasıl hesaplayacağız? Tonla hesaplayacağız değil mi? Bir kamyonun ağırlığını nasıl hesaplayacağız? Tonla hesaplayacağız. Hani yoksa bir 385 bin kilogram demek yerine 385 ton diyor. Geçiyoruz. Aynı şekilde bir kilogram bin gramı da çok kullanacağız. Ve eşit kollu teraziyle ölçülür madde miktarı olan kütle. Hacme baktığımız zaman da maddenin boşlukta kapladığı yer, yani uzayda kapladığı yerdir aslında. Ve hacimle alakalı bazı formülleri gerçekten çok iyi bilmemiz gerekiyor. Özellikle birazcık daha buraya yaklaştırmak istiyorum. Mesela küp şeklindeki bir cismin hacmini hesaplarken... V eşittir. V İngilizce'deki bunu V sembolü, bunun da M sembolü. Bu İngilizce'deki mesten geliyor aslında. Bu da volümden geliyor aslında. Birimleri nedir dersek kilogram SI üniti. Bunun da metre küp aslında. Ama biz genellikle sorularda yani sınavdaki sorularda burada gramı kullanırız. Burada da santimetre küpü kullanırız. Şimdiden aklımızda bulunsun. Çünkü bunlar çok büyüktür aslında bizim için. Şu anda biz şu kalemin hacmini bilmem neyini falan hesaplayacağız. Oysa gram santimetre küpü çok ...çok daha e, yoğunlukta kullanıyoruz. Ve şunu da bilmek gerekiyor. Bir kilogramın bin gram olduğunu bilmek gerekiyor. Ve aynı zamanda bir metre küpün de... ...bir metre küpün de... ...bir milyon santimetre küp olduğunu da bilmek... ...belki işimize yarar ama genellikle... ...bu çevirmeyi değil de en çok bu çevirmeyi sorarlar. Şimdi V yani hacmi eşittir. Bunun bir kenarı A ise kübün... ...A'nın kübü kadardır hacmi... Eğer dikdörtgen prizması ise kenarları hepsi birbirinden farklı olacak. ABC diyelim farklı kenarlarının çarpımı kadardır hacmi. Eğer silindirse ki silindiri çok sorarlar sınavlarda. Silindirse hacmi pi çarpı r'nin karesi yarı çapının karesi çarpı yüksekliktir. Yüksekliği burası yarı çapı da burası. Yani bir bardak gibi düşünelim. Mesela şu anda bu bardak bir silindirdir aslında. Bu bardağın yüksekliği burası. Yarı çapı tam ortasından buraya kadar olan mesafe aslında. Ve e, yüksekliği de burası şeklinde hesaplayabiliyoruz ama pi sayısını kullanıyoruz. Ona dikkat edelim. Pi'yi genellikle 3 verirler ama vermeye de bilirler. Onu da söylemek istiyorum. Küre ise 4 bölü 3 pi R küp diye bir formülümüz var. O da kürenin hacmini veriyor bize. 4 bölü 3 pi R küp. Ama şunu unutmayacağız. En fazla popüler bu ve budur diyebiliriz. Bunlar çok çıkar. Ama mesela misket soruları var. Orada kürenin hacmini kullanmamız gerekiyor. Çünkü e, misket aslında küre şeklindedir gibi farklı tarzda sorular gelebiliyor. Şimdi kütle madde miktarı. Hacim maddenin boşlukta kapladığı yer ve birimleri kilogram metreküp gram santimetreküp bunları kullanıyoruz. Ve bazı önemli hacimlerin de nasıl ölçüldüğünü buradan daha doğrusu hesaplandığını buradan gördük. Ama şekli düzgün olmayan cisimlerin hacmini de dereceli silindir yardımıyla ölçüyoruz. Mesela şöyle bir silindir veriyorlar bize. İşte burada böyle 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 ölçekler oluyor. 50, 100, 150, 200, 250 oluyor mesela. Bu e, bunun içerisinde bir su koyuyorlar. ...mesela yüze kadar su olsun... ...sonra içine bir tane cisim atıyorlar... ...şöyle garip grup bir cisim... ...taş atıyorlar... ...taşı attıktan sonra bir anda... ...suyun yüksekliği... E, ...250'ye çıkıyor... Yani şu kadar yani yüzden 250'ye çıktı. Nasıl oldu bu iş? Demek ki bu zımbırtının yani bu taşın hacmi 150 yani değişen miktar kadar şeklinde akıl yorumu yapabiliyoruz. Onu da söylemek istiyorum. Öz kütleye baktığımızda kütle hacim dedik. Kütle bölü öz e, hacim olduğuna göre öz kütlenin sembolüne D dersek D de muzu böl ver şeklinde aklımızda tutabiliriz bunu. D eşittir M bölü V yani öz kütle eşittir kütle bölü hacim. Bunun mor deve diye bir tane formülü var özellikle sorularda pratik sorulara çok karşımıza geliyor. M eşittir yani kütle eşittir öz kütle çarpı hacimle hesaplanabiliyor. Peki sabit sıcaklık ve basınçta öz de sabittir bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda öz kütle sabit olduğu için de biz bunun grafiğini çizebiliyoruz. Kütle hacim grafiği sınavda %100 sorusu olan bir kısım o da şu kütleyi buraya m'yi hacmi de buraya yazıyorsun ve bunların birimleri de genellikle gram bunu da santimetre küptür onu da söylemek istiyorum. Sorular da böyle gelir ve bunların grafiklerine baktığımız zaman şu şekilde bir grafik var mesela ve düzgün doğru şeklinde ilerler bunlar. Yani e, diyelim ki burada e, burası 50 ise burası yüzdür. Burası 200 ise burası 100'dür mesela. Ne demek bu aslında? Nasıl yaptım bunu? Bir doğru orantı vardır. Kütle arttıkça hacim de artar. Mesela bu e, şeyin e, çayın e, hacmi 100 santimetre küpse kütlesi de 100 gram diyelim. Hacmini arttırdığım zaman veya kütlesini arttırdığım zaman hacmi de dolayısıyla artar. Çünkü aynı su bu aslında aynı madde bu. Ve şunu unutmayacağız. Burada da. Aslında buradaki değişim bu grafikte belli bir metot var öz kütle hesabı için. O da nokta metodu. Nokta metodu şunu söylüyor bize. Diyor ki bir tane nokta seç. Buradan mesela şu noktayı seçtim. Şu noktanın kütlesi ne kadar? 200. Hacmi ne kadar? 100. Bu kütleyi bu hacme bölü. Yani 200'ü 100'e böl çat diye sana 2 gram bölü santimetre küp. Birimi de bu arada öz kütlenin gram bölü santimetre küptür. Ve çat diye öz kütleyi bulduk. Eğer bunu seçmeseydim yani dalgınlık yapıp başka bir noktayı seçseydim yine aynı şey çıkacak hiç merak etme. Mesela bunun kütlesi 100, bunun hacmi 50, 100'e 50'ye bölelim bu sefer yine 2 çıkıyor hiç merak etme. Dolayısıyla bir nokta seç ve sadece onun e, rakamlarını böl birbirine aman dikkat et diyorum. Ve e, kütle yukarıya D aşağı V aşağı formül üçgeninde yazılabiliyor. Yani M eşittir D çarpı V veya D eşittir M bölü V veya V eşittir M bölü D şeklinde formül üçgenimizin üç tane farklı formülünü hesaplayabiliyoruz. Bir de karışımların öz var. O da şu. Bize mutlaka mutlaka bir e, grafikli bir soru gelecek. Bir de bunun karışımlı soru geldiğini düşün. Yani iki tane sıvıyı karıştırıyorsun ve karışımın öz ne olur diye soruyor bize. Bir kere şunu unutmayacağız. Adam bize dese ki D1, D2 büyük. Mesela diyelim ki burası 5 olsun. Bu da 1 e, olsun. Bunun karışımının üstesi nedir derse bize 5 ile 1'in arası 3 de olabilir. 4 e, de olabilir. 4,5 de olabilir. 1,5 de olabilir ama asla ve asla 6 olamaz mesela. Yani bu iki öz kütlesi 5, öz kütlesi 1 bir, bir şey karıştırmamak öz kütlesi 6 olmaz. Çünkü aynı sıcak soğuk ilişkisi gibi. Sıcakla soğuğu karıştırınca ılık çıkar. Sıcakla soğuğu karıştırınca daha sıcak çıkmaz. O yüzden aynı sıcak-soğuk ilişkisi gibi d1 d2'den büyükse eğer bizim karışımımızın öz kütlesi mutlaka d1'den küçük d2'den büyük olmak zorunda. Yani 5 ile 1 arasında olmak zorunda aslında bu karışımın öz kütlesi d K. E, ...mutlaka 5 ile bir arasında olmak zorunda. Dört buçuk olur. Dört nokta dokuz bir olur. Ama asla 5'in üstüne geçemez. Beş de olamaz bu arada. İki, i̇ki şeyi karıştırıyoruz çünkü. Peki nasıl hesaplıyoruz? Karışımların öz çok basit. E, toplam kütleyi buluyoruz. M toplam diyoruz. Sonra... Ee, toplam hacmi buluyoruz ve birbirine bölüyoruz karışımın özkütleğini bulabilmek için. Tabii farklı metotlar var. Ee, Ferisesinde ve benzeri farklı metotlar da gösterilebiliyor. İşte hacimler aynıysa direkt beşle biri toplayıp ikiye bölebiliyorsun. Ee, beş ya ortalamasını yapıyorsun. Üç olabiliyor mesela hacimler aynıysa. Ama kütleler aynıysa daha farklı bir formülümüz var ve benzeri e, orada da farklı formüller işliyor diyebiliriz. Geldik hadi bakalım şimdi de madde ünitemizin diğer kısmına. Orada da şu vardı dayanıklılık, adezyon ve kohezyon kuvvetleri vardı. Bir de kılcallık olayı vardı. Şimdi dayanıklılıkla başlayalım. Katılarda dayanıklılık çok önemli bir kavram. Yani bu işte bu kalem ne kadar dayanıklı? İşte bu dayanıklılığı ölçmek için de bir formül var. Kesit alanı bölü hacim. Mesela diyelim ki ben bu e, şöyle bir kalemi kestiğim zaman buradan burada yuvarlak bir şekil çıkan kesit alanı şurada ortaya çıkan kesit yuvarlaktır. Mesela şu bardağı böyle kessem, şöyle kessem yine yuvarlak aynı burada gözüken kırmızı e, sıvı gibi bir alan çıkacak. İşte buna kesit alanı diyoruz. Böyle hacim bize dayanıklılığı veriyor. D'nin e, aslında bununla doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman Kesin alanı arttıkça dayanıklı artar. Hacim arttıkça dayanıklı azalır. Ama bunu kolay yoldan biz şöyle hesaplıyoruz. Bir bölü yükseklik diye hesaplıyoruz. Yani dayanıklılık bak buraya yazıyorum aslında dayanıklılık e, yükseklik yükseklik arttıkça arttıkça azalır. Yani yükseklikle ters orantılı. Ne kadar yüksek bir bina olursa o kadar dayanıklılığı düşüktür diye ezbere bilebiliriz, aklımızda tutabiliriz. Yani mesela çok uzun, incecik bir bina veya incecik olması önemli değil. Çok uzun bir bina olursa dayanıklılığı düşüktür. Kısa bir bina olsa dayanıklılığı yüksektir. Aslında oradan aklımıza atabiliyoruz. Dayanıklık deyince binalar aklımıza gelsin. O yüzden çok yüksek binalar dayanıklılığı daha düşük binalardır şeklinde aklımıza kodlayabiliriz. Peki silindir, küp, dikdörtgenler prizması gibi özel yani... Ee, düzgün şekillerde dayanıklılığın hesabı o zaman neymiş? Bir bölü yükseklikle hesaplıyoruz. Yükseklikle ters orantılı dayanıklılık. Peki geldik adezyon ve kohezyon kuvvetlerine. Adezyon kuvveti farklı cins moleküllerin birbirini çekmesi, birbirine yapışması. Hatta bunu ne diyoruz? Yapışma kuvveti diyoruz. Ee, ve tozların sehpaya yapışması işte arkadaş ve farklı aile diye aklımda tutabiliriz. Mesela arkadaşımızla biz kanki böyle yapışıyoruz değil mi? Aynı onun gibi düşünebilirsin. Bir de e, kohezyon kuvveti var ya, o da tutma. Mesela aile bireyleri birbirini tutarlar. E, ama sen arkadaşına yapışırsın mesela <laughs> yani kankim benim ya yapışırsın falan filan. Aynı cins moleküllerin birbirini çekmesi de tutma yani kohezyon kuvveti olarak adlandırılıyor. Mesela su damlasının küresel şekil alması bununla tamamen bağlantılı. Hemen şöyle göstereyim. Mesela su damlası eğer şöyle duruyorsa, şöyle duruyorsa, şöyle duruyorsa bu adezyon kuvvetlerinin geçerli olduğunu söyler. Bu arada burası yüzeyimiz. Burası yüzeyimiz. Su damlası böyle duruyor su damlası böyle duruyor. Yine aynı şekilde böyle bir yüzeyimiz olsun. Yüzeyimiz böyle olsun. Şimdi su damlası bunun üzerine koyulunca eğer böyle top gibi duruyorsa o zaman diyeceğiz su damlası kendi kendine sarılmış. Top toparlak olmuş. Ee, dolayısıyla hiç e, yüzeye yapışmıyor. Burada toparlak olmuş diyoruz. Su damlasının küresel şekil alması aynı cisim moleküllerin birbirini çekmesini gösteriyor. Özellikle civa molekülleri Kohezyonu çok kuvvetlidir. Yani kohezyon yiyince aklıma hemen civa geliyor aslında benim. E, adezyon yiyince su aklıma geliyor. Su böyle yapışır her yere çıkmaz kolay kolay diyebiliriz. Peki bir de yüzey gerilimi var. Yüzey gerilimi de kohezyon kuvvetlerin etkisiyle oluşuyor. Ve suyun yüzey gerilimini bazı şeyler değiştirebiliyor. Su, yüzey gerilimi şöyle. Suyu bir kaba koyduk. Suyu kaba koyduğumuz zaman e, üzerinde böcekler ayaklarıyla durabiliyor. Allah Allah nasıl durabiliyor diyeceksin. Çünkü suyun üzerinde bir yüzey gerilimi denilen moleküller birbirlerini inanılmaz kuvvetli hadi birbirimizi tutalım diyerekten kohezyon kuvvetiyle gerçekten de bir e, ince bir katman oluşturuyorlar. Buna yüzeyin katmanı yüzey gerilimi diyoruz biz buna işte. Ve su molekülleri yüzeyde çok daha kuvvetli birbirle tutunuyor. İşte bu yüzden böcekler batmıyor. İşte İyi bir temizlik içinde bunu azaltmak gerekiyor. Bu suyun tutucu etkisini azaltmak gerekiyor. Dağıtın kendi içine girelim, kirlerin içine nüfuz edelim diye. O yüzden yüzü yüzey gerilimini sabun ve deterjan azaltıyor. Çözünmeyen maddeler de azaltıyor suda ve tuz artırıyor yüzey gerilimini ve sıcaklık da azaltıyor yüzey gerilimini. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ee, bu da özel sorularda karşımıza gelebilir. Yani ne kadar sıcak olursa maddede tanecikler arasındaki bağlar o kadar aslında kopuyor diye düşünebiliriz e ve kılcallığa baktığımızda da kılcallığa baktığımızda zaman adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle sıvının hareket etmesi aslında. Şimdi mesela su molekülü ne olmuş? Bir tane boru batırıyorsunuz su, e, suyun içerisine ve su molekülü yukarıya doğru çıkmış. Normalde su seviyesi burası. Ama su seviyesi yukarıya doğru çıkmış. Peki nasıl oluyor bu zımbırtı? Bunun olmasının sebebi şu, batan borunun içine suyun yapışarak yukarıya doğru tırmanması. Kılcallık olayında çok önemli bir etkiye sahip. Özellikle su, e, bitkilerin köklerinden ta yapraklara kadar suyun yükselmesinde aslında ya topraktan yukarı kadar çıkıyor. Nasıl çıkıyor su yukarı çıkıyor ve bu kılcallık olayı sayesinde çıkıyor. Ve adezyon kuvveti yani burada mesela adezyon kuvveti büyüktür kohezyon kuvvetidir diye aklımıza getiriyoruz. Ama civa çok garip bir madde. Civa birbirini gerçekten çok seviyor ve dolayısıyla civa aşağıda duruyor. Hatta nasıl gösterebilirim bunu? Ee, civa şöyle e, duruyorken normalde burada ama civa kohezyonu çok kuvvetli olduğu için mesela burada aşağı doğru batıyor. Kohezyon kuvveti civada kohezyon büyüktür, adezyon kuvvetidir diyebiliriz. Yani tutma kuvveti yapışma kuvvetten daha büyük civada, suda ise tam tersine yapışma kuvveti daha büyüktür diyebiliriz. Bununla alakalı da zaten kılcalıkla alakalı içine boru sokma soruları gelebilir. Buradaki sıvı yüksekliğini sorabilir. Şunu unutmayacağız. Şu şekli görünce adezyon, şu şekli görünce de kohezyonu aklımıza getireceğiz. Şimdi geldik yer değiştirme hız ve sürete şimdi bu bundan sonrası bazı okullarda gösterilmemiş olabilir. Eğer gösterilmediyse lütfen atlayın. Çünkü bunlar sınavda çıkmayacaksa atlayın. Boşu boşuna zaman kaybetmeyin. Çünkü birinci yazıda odaklı çalışıyoruz. Ama ben okulda görenler ve sınavda çıkacak olan arkadaşlarımız için bir anlatmak istiyorum burayı. Şimdi herhangi bir noktadan başladık ve ilerliyoruz. Diyoruz ki buradan buraya gittik. Hop. Sonra buraya geldik. Hop. Aslında benim totalde yaptığım hareket, totalde yaptığım bütün hareket buradan buraya gelmek. İşte biz buna yer değiştirme adını veriyoruz. Bu ise aldığım yol. Fark etmez. Yolum farklı olabilir ama yer değiştirmem benim buradan buraya. Yani dört birim. Dört birim sağa doğru yer değiştirmem var benim. Ama aldığım yol bir, iki, üç, dört, beş belki daha fazla. Dolayısıyla burası yer değiştirmedir. Yer değiştirmeyi delta x ile gösteriyoruz. X dediğimiz şey ise konum. Yani x dediğimiz şey yönlüdür bu arada. Konumdur. Maddenin e, can, e, işte hareketlerin konumu diye aklımıza tutacağız. X vektörel bir büyüklüktür. Yer değiştirme de vektörel bir büyüklüktür. Ve son konumla ilk konum arasındaki fark kadardır. Yani son konum burası ilk konum burası aradaki farka biz yer değiştirme adını veriyoruz. İşte hız dediğimiz şey tamamen buradan karşımıza geliyor. Hız dediğimiz şey bu yer değiştirmenin hatta V harfiyle gösteriyor. Üzerinde de oku var bu arada. E, yer değiştirmenin toplam geçen zamana bölümüdür. Hızı V harfiyle gösteriyoruz. Üzerinde çizgisi var. Yer değiştirmeyi delta x'e gösteriyoruz. Üzerinde vektör çizgisi var. Ve bunun birimi tabii ki metre yönü olmak zorunda. Bunun birimi de metre bölü saniye. Çünkü hızı hesaplarken yer değiştirme, yer değiştirme bölü zaman yapıyoruz aslında. Yani yer değiştirme metre olduğu için zaman da saniye olduğu için metre bölü saniye ile birimini gösterebiliyoruz. Birim zamandaki yer değişimi de hızın tanımı aslında. Peki konum zaman grafiği, hız zaman grafiği nasıl çiziliyor? Bunlar da çok önemli. Özellikle konum zaman grafiğini çizerken x ve t'yi buraya yazıyoruz. Bu x bu da T. Bunun birimi metredir. Bunun birimi de saniyedir. Şimdi burada bir çizgimiz var. Doğrusal giden bir çizgi. Ve bu çizginin üzerinde diyoruz ki mesela burada sıfırda. Burası mesela 100 diyelim. Burası mesela 200 diyelim. Mesela 10 saniyede 100'e gitmiş. Ondan sonra hop 20 saniyede 200'e gitmiş. Bunun hızını hesaplayabilirim. Nasıl hesaplıyorduk? Nokta metoduyla eğer böyle bir konum zaman grafiği alsak nokta alıyoruz. Şu noktayı alalım. 200'ü yani konumunu e, zamanla bölerim. Ne kadar yer değiştirmişi tabii zamanla bölmemiz gerekiyor burada. Sıfırdan başladığı için bunu yapabiliyoruz bu arada. Sıfırdan 200'e gitmiş adam. O zaman 200 metre geldiği için ne kadar saniyede? 20 saniyede. 200'ü 20'ye bölüp hızının 10 olduğunu bulabiliyorum. Hızını da sonrasında hız zaman grafiğinde gösterebiliyorum. Hız burası. E, v ile gösteriyor ve metre bölü saniye birimi. Zaman da burası diyorum. T ile gösteriyor ve saniye birimi. Diyorum ki sonrasında bizim hızımızın 10 olduğunu bulduk ki. 10 diyorum mesela. Sonra doğrusal bir şekilde giden bir grafik çiziyorum. Ve kaç saniyede? Mesela 20 saniyede 10 metre bölü saniye hızla gitmişiz. Ve şöyle bir kuralımız da var. Bunun altında kalan alan, hız zaman grafiğinin altında kalan alan ki dikdörtgen zaten burası 10, burası da 20 olduğu için 10 kere 20 eşittir 200. Aslında benim yer değiştirmem oluyor. Yani burada sıfırdan 200'e gitmiştik ya 200 aslında buradan da hesaplanabiliyor diyoruz. O yüzden çok basit bir şekilde hızı e, yer değiştirmeyi zamana bölerek bulabiliyoruz. Bir de sürat var. Sürat de yönsüz aslında. Yolu zamana bölüyoruz. Mesela Burada yer değiştirme bu kadardı ama yolumuz bu kadardı. Yolumuz daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla birim zamanda alınan yol diye aklımıza getireceğiz. Burada yer değiştirme bölü zaman hızda, süratte ise yol bölü zaman aman buna dikkat edelim. Mesela bir örnek ilk konumuz burası son konumuz burası aslında yer değiştirmem buradan buraya kadar mesela diyelim ki 100 metre ama aldığım yol 300 metre olsun ve bunu da 10 saniyede yapmış olsun. Benim hızım 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 e aslında yer değiştirmem 100 bölü 10'dan 10 aslında. Ama süretim nedir derse 300 yol bölü 10'dan e, zamandan hop 30 diyeceksin. Süretim hızından farklı olabiliyor. Aman dikkat edelim çünkü yolla yer değiştirme her zaman aynı olmayabiliyor. Evet şimdi de sorularımıza başlıyoruz ve süper bir şekilde yazılımızı tamamlayacağız. Ama öncesinde hemen şunu hatırlatmak istiyorum. 3 tane konumuz var. Birincisi tabii ki... E, fizik birimine giriş. İkincisi madde, üçüncüsü de hareket. Hareket konusunda bazı geçmeyen okullar olabilir. Dolayısıyla sınav kapsamımıza göre biz hareket soruları da koyduk. Ama geçmeyen okullar lütfen o soruları kale almasınlar diyorum. Ve bütün bu çalışmaların hepsini de yazılı notlarından yapıyoruz arkadaşlar. Bütün derslerimiz var içerisinde. Fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat hepsi var. Sözel derslerimiz de var, sayısal derslerimiz de var. Ve burada hoca sorar kısımları var, yazılıda yüzde yüz çıkar kısımları var ve benzeri. Burada bütün birinci bütün konu özetleri var elim kadar zaten buradan da çalışabilirsiniz ve dinamo fizik kitabı olan arkadaşlarımız da mutlaka mutlaka e, şuraya kadar yani sayfa 81'e kadar yapmadılarsa yazılıya hazırlık kısımlarını buradaki çözerim ve yapamadığımız soruları mutlaka buradan videodan bakalım. Aynı zamanda ALFL ve ünite, tar, ünite tekrar testlerini lütfen e, tekrar edelim ki bizim sınava çok iyi çalışmamızı sağlayacak bunlar diyoruz. Hadi bakalım o zaman sorularımıza başlayalım. Aşağıda verilen fiziğin alt dalları ile incelediği alanlara eşleştiriniz demiş. Atom ve atom altı parçacıklarını inceler. Diğer adı parçacık fiziğidir. Parçacık fiziği dediğimiz zaman hemen yüksek enerji ve plazma fiziği aklımıza gelecek. Çünkü parçacık fiziği dediğimiz şey aslında yüksek enerji parçacıkları. Elektronlar işte ee ondan sonra elektronların hareketi inanılmaz yüksek hızla hareket ediyor ve bunlar... ...plazma halinin aslında temelini oluşturuyor. Bu elektronların aslında e, atomdan çıkması, girmesi ve benzeri plazma fiziğiyle bağlantılı. O yüzden bir aslında bizim için B'dir diye aklımıza getirebiliriz. Isı enerjisi, ısıl denge, enerji değişimi, hal değişimi, ısı aktarımı, iletim, konveksiyon, radyasyon, ısının iletimi yani olaydan deneyiciler ısı dediği zaman zaten hemen atlamayacağız ama genellikle burada ısı enerjisi, ısıl denge ve benzeri demiş. O zaman diyeceğiz ki ya iletim, konveksiyon ve benzeri de var. O zaman direkt termos aklımıza gelecek. Termometre aklımıza gelecek. Yani termodinamik aklımıza gelecek. Kristal örgüye sahip katı ve sıvıların manyetik, optik, esneklik ve elektriksel özelliklerini inceler. Kristal örgü deyince hemen aklımıza katı hal fiziği gelecek diye ee, düşünelim. Ve bu katı ve sınır manyetik, optik, esneklik ve elektriksel özelliklerini inceliyor. Hatta katı hal fiziği sayesinde de ne oldu? Biz aslında bilgisayarları bulabildik. Ve buradaki elektriksel, yarı etkenlik ve benzeri bunların hepsi aslında katı hal fiziğinin buluşları diye düşünebiliriz. Işığın yapısı, kırılma, yansıma, aydınlanma, oyalanacak. Işık deyince hemen aklımıza optik gelecek diye söyleyebiliriz. O yüzden 1B, e, 2A... 3, D, 4, D, C şeklinde sıralayabiliriz. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz demiş. Şimdi fiziksel büyüklükler, sembolü, birimi, ölçüm aleti. Dikkat edelim burada kısa muz tablomuz var. Yani temel büyüklüklere ee, değinmiş. Temel büyüklüklerden kütle sembolü m'dir. Meslençerin İngilizce ee, burada birimi de kilogramdır ama bu birim esay SI birimidir yani standart birim bütün bilim camiası tarafından kabul eden birimdir. Ölçüm aleti de eşit kollu terazidir. Eşit kollu terazidir. Bir buraya bakalım. Işık şiddeti büyük I harfiyle gösteririz. Büyük I harfi ee, ve esay SI birimine baktığımız zaman da ...kandeladır, kandeladır... Ee, ...ve hatta bunların uzatmaları da var... ...mesela kilogram... E, ...kg diye yazılıyor... ...kandela da cd diye yazılıyor... ...mesela fotometre denilen bir... ...üzerinde böyle e, ışığı algılayan... E, ...ve dönen bir alet... E, ...ışığın algıladığı bir alet olan... ...fotometre bir alet de ölçülür... ...sıcaklığa baktığımız zaman... ...büyük T harfiyle gösterilir... ...temperature'dan gelir İngilizce'deki... ...SI birimine baktığımız zaman... Kelvin'dir. Aman dikkat edelim. Ve büyük K harfiyle kısaltması vardır. Ve termometre ile ölçülür. Dolayısıyla çok dikkat edeceğiz. Santigrat demeyeceğiz buna. Ee, burada da ne geliyor? i ile gösterilen, küçük i harfiyle gösterilen akım şiddeti karşımıza geliyor. Temel büyüklüklerine bakıyoruz. Akım şiddetinde de SI birimi amperdir. ...ve e, bunu da A harfiyle gösteriyoruz. Büyük A harfiyle mesela 3 amper, 5 amper, 4 e, A, işte 5 A şeklinde gösterebiliyoruz. Ve ölçen alette ampermetredir. Devre elemanlarının içerisinde devreye seyi bağlanır. Onu söylemek istiyorum. Madde miktarına baktığımız zaman... Küçük N harfiyle gösterilir ve moldür aslında birimi. Kısaltmasında yoktur molün bu arada ve ölçüm aleti de yoktur. Çünkü hesaplamayla bulunur. Ölçüm aleti diye bir şey yoktur. İşte bir mol eşittir 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek aslında. Aynı bir düzine 12 tane demek olduğu gibi. Şimdi geldik uzunluğa. Uzunluk metreyle ölçülür çünkü. Uzunluk deyince M ile ölçü, metre ile ölçülen ve aynı zamanda sembolüne baktığımız zaman da L harfidir. Lengthten gelir İngilizce ama böyle e, normal L de yazabilirsiniz ama birle karışmasın diye böyle e, alacalı bulacalı yazıyoruz. Ölçüm aletine baktığımız zaman tabii ki metre, mezura ve benzeri. Zamana baktığımız zaman sembolü küçük T'dir, büyük T değildir. Aman dikkat edelim. Esay si birimine baktığımız zaman da saniyedir esay si birimi de küçük S harfiyle gösterilir. SN diye yazanlar da olabilir ama küçük S daha doğrudur. Kronometre de ölçüm aletidir diyebiliriz. Bunlar temel büyüklükler. Fiziksel büyüklüklerin temel olanları. Bir de türetilmişleri var. Onlar da işte metreyi saniyeye bölerek bulduğumuz e, hızdır aslında. Metre bölü saniye hızın birimidir. E, ve aynı zamanda e, Newton mesela türetilmiş Joule ...türetilmiş büyüklüktür diyebiliriz. Kuvvetin birimi, işte enerjinin birimi ve benzeri değişebilir. Geldik aşağıdaki tabloyu doldurunuz demiş. Uzunluk bir kere temel bir büyüklüktür. Bunu hemen söyleyebilirim. Kütle temel bir büyüktür. Nasıl hatırlayacaktık? Temel büyüklükler deyince hemen aklımıza kısa muz gelecekti. Kısa muz derken e, kütleyi söyledik zaten. E, uzunluğu söyledik bu gitti e ondan sonra ne geliyor ışık şiddeti var mı yok burada yazmamış tamam e sıcaklık var mı evet bu da temel büyüklük e zaman var mı e o da var e zamanı da işaret diyebilirim buradan e devam ediyorum miktar, evet bu da var madde miktarında diyebilirim. akım şiddeti evet var bu da ısı yok burada tamam bitti o zaman temel büyüklüklerin hepsi işaretli diğerleri yani enerji kuvvet aynı zamanda hız aynı zamanda ısı bunlar türetilmiş büyüklüklerdir Şimdi bunların da hemen e, şeylerine bakalım. E, bunların aslında birimlerini hemen yazmak istiyorum. Metre, kilogram, e, aynı zamanda saniye, aynı zamanda kelvin aman dikkat edelim. Madde miktarını mol, mol diyorduk. Akım şiddetine de büyük A, amper diyorduk. Enerjinin birimi jüldür. E, kuvvetin birimi newtondur. E, hızın birimi metre bölü saniyedir. Bunlar türetilmiş başka birimlerin cinsinden yazılıyor aslında. Isının birimi de kalori veya jüldür diyebiliriz. Peki skaler mi vektörel mi? Vektöreldeki temel fark yönlüydü. Yönü varsa yönü varsa vektöreldir. Uzunluğun yönü yoktur. Kütlenin yönü yoktur. Enerjinin yönü yoktur. Ama kuvvetin bir yönü vardır. E, zamanın yönü yoktur. 3 saniye ne tarafı doğru? Söyleyemez. Öyle bir şey söyleyemez. Sıcaklık beş, e, beş yüz, elli iki santigrat derece. Ne tarafı doğru? Neden bileyim? Hızın bir yönü vardır ama. Madde miktarının yönü yoktur. Akım şiddetinin de bir yönü yoktur. Burada çok kıl bir şey var biliyorum ama akım şiddeti dönen bir şey. Aynı şeyin içine, loop'un içine dönen bir şey olduğu için onun bir yönü yoktur. Yani sağa doğru sola doğru diyemiyorsun. Bu karıştırılan bir şey olduğu için girdim bu detaya. Isının da bir yönü yoktur. Ama diğerleri 10 metre, işte 10 kilogram, 500 joul, aynı zamanda işte 3, 3 saat, işte 3 saniye, aynı zamanda işte sallıyorum 50 santigrat derece, 300 mol, işte akım şiddeti 5 amper, işte 4 kalori, bunların hepsinin skaler olduğunu, yani yönsüz olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda verilen birimleri arasında birim çevirme işlemlerini yaparak boşlukları doldurunuz demiş. Hemen şunları hatırlayalım. 1 kilogram eşittir bin gramdı. Bir ton bir ton eşittir 1000 kilogramdı. Aman dikkat edelim buralara. Ve bir merdivenimiz vardı. Bu merdiveni hemen hatırlayalım ki bütün soruları oradan rahat rahat yapabileceğiz. Ee, o da şu. Burada miligram var, santigram var, desigram var, gram var. Eee deka gram var, hektogram var ve en sonda da kilogram geliyor. Şimdi kilogramı grama çevir diyor. Yani bir kilogram zaten bin gramdı. Dolayısıyla bunu binle çarpmam gerekiyor. 0,3'ü binle çarpmak için de şöyle diyorum. 0,3 e, aslında 3 bölü 10'dur. Bunu binle çarptığım zaman bu sıfırlar birbirini götürür. 3 kere 100, 300 gramdır diyebiliriz. Şimdi ilk başta tonu kilograma çevirelim. Çünkü bir ton bin kilogramdı. Binle çarpalım. 0,6'yı binle çarpınca 600 çıkar. Bunu da bir daha binle çarparsak kilogramdı bu. 600 kilogramdı. Grama çevirmek için yine binle çarpıyoruz. 600 bin gram şeklinde bulabiliriz. 300 miligramı kilograma çevir diyor. Yani yuh 1, 2, 3, 4, 5, altı tane yukarı çıkacağım her yukarı çıkarken yukarı çıkarken bölü 10 yapmam gerekiyor her bir basamakta. Aşağı doğru inerken çarpı 10 yapmam gerekiyor. Zaten o yüzden kilogramdan grama inerken 1 2 3 çarpı 1000 yapıyorum aslında. Dolayısıyla bölü 1 milyon yapmam gerekiyor neredeyse. E, dolayısıyla ne yapacağız? 300'ü 300'ü ilk başta grama çevirelim. 300 bölü 1000 desek hop e, miligram e, ve grama çevirme 0,3. 0,3'ü de bine böldüğümüz zaman o zaman 0,000 03 oluyor. Buradaydı 1 2 3 pardon bir tane 3 bir tane sıfırlık fazla koymuşum. 0003 oluyor. 10.000'de 3 oluyor diyebiliriz. Yani aslında burada ne yaptım? 300'ü aldım. Sonra altı basamak sıfır atıyorum. Bir tanesini attım. Bir tane attım... Dört tane daha atmam gerekiyor. Dört taneyi de başına koyuyorum bu sefer. Küçültmek için sayıyı ve virgül de buraya koyuyorum. Yani aslında altı basamak hareket ediyorum. İki tanesini attım. Bir de dört tane e, atacağım bir şey kalmadı. Dört tane de buraya koydum ve bu şekilde sıfır tam on binde üç şeklinde yazdım. Bu da kilogram oluyor aslında. 200 gramı kilograma çevir. Kilogramı e, gramı kilograma çevirirken 1, 2, 3 basamak aşağı çıkmam gerekiyor. O zaman 200'ü 1000'e bölmem gerekiyor. O da 0 tam onda 2 kilogram oluyor. Gramı tona çevir diyor. Yok artık. Bir de virgüllü. Burada da daha farklı bir metot kullanalım. Bunu şöyle yazalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 gram diye yazalım. Şimdi ben bunu tona çevirmek istiyorsam gramdan tona gideceğim. Şimdi gramdan kilograma gitmek için ne yapıyorum? 3 defa 10'a bölmem gerekiyor kilogramdan tona gitmek için bir tane daha 3 defa 10'a bölmem gerekiyor. O zaman 6 defa 10'a bölmem gerekiyor. O zaman bunu çarpı 10 üzeri -6 yapacağım. O zaman 10 üzeri -6 yaptığım zaman bu ikisi çarpılıyor ve 5 çarpı 10 üzeri -8 ton ediyor diye bunu da farklı bir şekilde göstermek istedim. Bazen de e, bazı sorularda böyle 10 üzeri şeklinde yazmak da işimizi kolaylaştırabiliyor. Boyutları şekildeki gibi dikdörtgenler prizmalarında oluşturulmuş boş kap musluktan akan su ile tamamen doldurulmak isteniyor demiş. Musluktan t sürede 5 santimetre küp su aktığına göre kap kap kaç t sürede tamamen dolar diyor. Şimdi bir kere kabı incelediğimiz zaman garip bir şekil ama dikdörtgenler prizması şeklinde yapılabiliyor sanki. Şöyle düşünürsek eğer kabın şöyle bir üç boyutlu düşünmeye çalışalım. Şöyle bir e, kısmı var. Bir de şöyle bir kısmı var. Şimdi burası sanki kübe benzemiş. Beş, beş. E, burası beş. Burası beş. E, burasının hepsi onsa, şurası da beşse, e, buraya da beş kalır. O zaman kabın içinde bir böyle bir yeşil küp buldum. Bir tane de böyle turuncu dikdörtgenler prizması buldum. Şimdi bu yeşil kübü aslında ben ee, ...bunun şurası da 5 ise burası da 5'tir... ...burası da 5'tir, burası da 5'tir... ...şimdi bu kübün hacmi nasıl hesaplarım... ...kübün hacmi 5 çarpı 5 çarpı 5... Beş. ...yani 5'in kübüyle hesaplanır... ...o da 125'tir... ...o zaman bu yeşilin dolması için... ...125 santimetre küp suya ihtiyacı var... ...peki şu turuncunun dolması için... ...ne kadar suya ihtiyacı var... ...bunu ne yapıyorduk... ...bu ayrıt çarpı bu ayrıt çarpı bu ayrıt... ...3 farklı ayrıtını çarpıyorduk... ...yani 5 çarpı 10 çarpı 5 yapıyorduk... Ve bunu çarparken de 50-250 e, santimetre küpte bu turuncunun dolması için gerekli. Toplamda ne kadar gerekli o zaman? 375 santimetre küplük su lazım bana. Boş kaptı su zaten bu. As, akan muslukla doluyordu. 375 santimetre küpü. 5 santimetre küpü nasıl doldururum? 375'i 5'e bölersem eğer... 7 kere 5 35 hop 2 kaldı 5 kere yani 75 t sürede doldurabilirim 75 t süre e, doldurması için gerekli olan zamanda çünkü t sürede 5 akıyor ya o zaman da 375'e bölerek 75 t sürede olduğunu söyleyebildim peki Yepyeni bir soruyla beraberiz. Yine hacimle bağlantılı bir soru. Yarı çapı 2 santimetre. Yüksekliği 5 santimetre olan silindir biçimindeki bir sürahi öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile tamamen dolduru dolduruluyor demiş. Ha, demek ki bir sıvı ile dolduruyoruz. Ve sıvının da öz kütlesi yani D eşittir. 2 gram bölü santimetre küp. Ve bunun yarı çapı 2 imiş. Bunun yüksekliği de 5'miş. Tamam. Bunları yazdık. Peki. Eee Şimdi diyor ki buna göre sürahi kaç litre su sıvı ile dolar demiş. Şimdi burada A şıkkı çok basit. Hacim hesabı pi çarpı r kare çarpı h silindir için. Pi ne? 3 alınız demiş. 3 çarpı. yarıçapı 2 idi. 2'nin karesi çarpı. Yüksekliği 5'ti 5. Beş. Hemen 3 çarpı 4 çarpı 5'ten 60 e, santimetre küp olduğu. Şimdi bu bizim için ...alabileceği sıvının hacmi... ...aslında kabın hacmiyle aynı. Peki, diyor ki B şıkkında... ...boş sürahinin kütlesi 200 gram... ...olduğuna göre kabın toplam kütlesi... ...kaç gram olur demiş. Bu aslında kabın hacmi ve sıvı... ...ne kadar sıvı dolacağını da, da gösteriyor bize. O zaman diyorum ki... ...biz bir kere sıvının kütlesini... ...bulmamız gerekiyor. Yani... ...kap toplam kütleyi... ...bulabilmek için eşittir. E, boş sürahi boş sürahi artı sıvının kütlesini toplamam gerekiyor. Şimdi bunu biliyorum. 200 grammış bu. E sıvının kütlesi biliyorum mu? Hayır bilmiyorum. Sıvının kütlesini de şöyle bulurum. Neydi formülümüz? m eşittir d çarpı v idi. Mor deve. Yani kütle eşittir öz kütle ki o da 2 zaten çarpı hacim o da 60 zaten. O da eşittir o zaman 120 gramdır. O zaman boş sıra ile sıvının kütlesini topladığımız zaman da 320 gramlık bir toplam kütleden bahsedebiliriz. Kütle hacim grafikleri yanında verilen X, Y sıvıları ile ilgili soruları yanıtlayız demiş. Şimdi kütle hacim grafiği verildiği zaman bize bizim bunu kullanabileceğimiz tek yer öz kütleyi bulmaktır. Bu çok önemli bir ayrıntı. Aman dikkat edelim. Başka hiçbir şeyle uğraşmayız. Sadece öz kütleyi bulabiliriz. Bu kütle hacim grafiğinden. Yani bize bir grafik verdiği zaman takdir sadece öz kütleyi bul ve onu çöpe at. Peki nasıl bulacağız? Öz kütleyi bulabilmek için nokta metodu vardı. Diyordum ki bu x'in üzerinde bir noktayı işaretle. Şunu da işaretleyebilsem okuyabildiğim noktayı. Mesela bu noktayı işaretliyorum. O zaman diyorum ki dx yani x'in öz kütlesi nasıl hesaplanır? Neydi formümüz? Dede muzu böl verdi. O zaman bunun kütlesi alıyorum bu noktaya geliyorum. Kütle de 20'ye karşılık geliyor. 20 bölü. Bunun hacmine baktığım zaman aynı noktanın aynı noktanın hacmi ona denk geliyor. Bölü 10. Yani 2 gram bölü santimetre küp. Neden? Çünkü burada gram vermiş. Santimetre küp vermiş. O zaman 2 gram bölü santimetre küp. Süper. Bunu buldum. Şimdi DY'ye bakalım bakalım. Şimdi yine aynı şekilde şu noktayı alabilirim. Veya şu noktayı, Bu sefer bu noktayı alıyorum. Hadi bu noktayı alıyorum. Kütlesi ne kadar? Oo, oh, oh, geldi, geldi 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 20. Kütlesi 20. Tamam. Bölü hacmi ne kadar? Oh, oh, 40. 40. Ne çıktı? 0,5 çıktı. O zaman e, bunların dx 2'ymiş. dy de 0,5'miş. Bize ne soruyordu? dx bölü dy'yi soruyordu. O zaman diyorum ki 2 bölü 0,5 2 0,5'in yarımın yani 4 katı. Hani e, iki, iki ekmeğin içinde kaç tane yarım ekmek var? Dört tane. O zaman dört diye hemen söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki bize B şıkkında iki sıvıdan da 50 santimetre küp alınarak oluşturulan karışımın kütlesi. Yani bize karışımız kütlesini soruyor. Karışımın kütlesi kaç gramdır diye bize sormuş. Şimdi ilk başta şöyle yapacağız. Öz kütlerini biliyoruz aslında. Öz kütlerini biliyorsak hemen şöyle bir e, tablo oluşturalım. D, V, M. Bak devam tablosu diyorum ben buna. Öz biliyoruz. Bu hangi sıvılar var? X ve Y sıvıları var değil mi? Şimdi öz kütlesi bunun kaçtı? 2 idi. Bunun öz kütlesi kaçtı? 0,5'ti. Şimdi burada bilmemiz gereken şey hacimleri. Hacimleri demiş ki 50 şer santimetre Bundan 50, bundan 50 alıyoruz. Şimdi neydi formülümüz? Mor deveyi de hatırlıyorsak. Bu eşittir, bu çarpı buydu. Yani 2 çarpı 50, 100. 0,5 çarpı 50, 25. O zaman benim aslında toplamda karışımın kütlesi yani X'e Y'ni karıştırsam ee, karışım diyelim buna. E, toplam karışımın kütlesi 100 artı 25'ten 125 olacak. 125 karışımımızın kütlesi M karışım diyelim. 125 gramdır diyebiliriz. Tak diye bulduk. Hacmi zaten ikisinden de 50, 50 aldığım için ikisinin de toplam hacmi 100 santimetre küptür öz kütleleri arada bir yerdedir bilemem. İstersen hesaplayabiliriz. Mesela 125 kütlesi, 125 kütlesi bölü hacmi de yüzdü. Hop 1,25 gram bölü santimetre küp çıktı. Bu nedir? Aslında karışımın öz kütlesi zaten 0,5 ile 2 arasında çıkmalıydı karışımın öz kütlesi de. Bu da önemli bir ayrıntı. Mesela bize karışımın öz kütlesini de sorabilirdi. Onda nasıl yaptık? E 50 santimetre küpten bundan 50 santimetre küp alırsam ...bunun toplam kütlesi 100 gram... ...hop... ...bunun e, 50 santimetreküp alırsam... ...bunun toplam kütlesi 25 gram... ...hop... ...sonrasında diyorum ki... ...toplam kütle 125... ...sonrasında e, toplam hacim... ...zaten ikisinden de, ikisinden de 50'şer aldığım için 100'dür... ...o zaman 1,25 gram bölü santimetre de... ...karışımın öz kütlesidir diye söylüyorum... ...ve dikkat ediyorum... E, ...teyit ediyorum... ...0,5 ile... İki arasındadır aslında 1,15 yani aralarında bir değer çıktı. Öz kütleleri aralarında bir değer çıktı karışımın öz kütlesi. Hatta grafiğini çizersek de karışımın öz kütlesi aslında şöyle bir yerde çıkacak. Yani arada bir yerde çıkacak diyoruz. Yukarıdaki dikdörtgen prizması biçimindeki cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı D'dir demiş. Dayanıklılık hesabını hatırlayacağız şimdi. Dayanıklılık hesabı neydi? Dayanıklılık aslında doğru orantılıydı. Bir bölü h ile. Yani yükseklikle ters orantılı demek aslında bu. Dolayısıyla yükseklik arttıkça dayanıklılık azalır. Bunu aklımda tutalım. Şimdi dayanıklılık değeri demiş. Şimdi bunun yüksekliğine kadar Allah aşkına? Bu d eşittir bir bölü a. O zaman şu anki dayanıklılığımız bir bölü a kadar. Buna göre cisim a yüzeyi üzerine oturtulursa. Yani A yüzeyi üzerine oturtulursa o zaman şekli şöyle bir şey oluyor. Şöyle, 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 şöyle kutu gibi oluyor. Ve burada A yüzeyini oturduğu için burası A ise burası da 3A oluyor. Ve yüksekliği de 4A oluyor. Yani burası havaya kalkıyor böyle. A yüzeyi şurası demek aslında ön yüzeyi sen yere koyuyorsun. Yani şuraya koyuyorsun. Burası A yüzeyi oluyor. Şimdi dolayısıyla yüksekliği 4A'ya çıkıyor. E yüksekliği 4A'ya çıktığı zaman dayanıklılığı ne olur? Hani yüksek binalar daha az dayanıklı demiştik ya. O zaman dayanıklılığı azalır. Kaç D olur demişti. Şimdi dayanıklılık ne oldu burada? Dayanıklılık aslında ve şöyle şu işareti de yapabiliriz. Fark etmez yani eşittir de. 1 bölü 4A oldu. Dolayısıyla dayanıklılık düştü ve dayanıklılık ilk başta D şimdi D bölü 4'e düştü. Yani azaldı. Kaç D olur demişti. 4D demiyoruz. D bölü 4 diyoruz. Aman dikkat edin çünkü dayanıklılık azaldı aslında. Ee, ve 1 A'yı 1 bölü 4 A'ya çevirdiğimiz için diyoruz. Önemli bir soru tipi bu da karşımıza gelebilir. Eğer deseydi ki bunu B yüzeyine koyacağım deseydi mesela. B yüzeyine koyduğum zaman da o zaman yüksekliği 3A olacaktı. O zaman dayanıklılık D bölü 3 olacaktı gibi farklı varyasyonlarda olabilir. Yukarıdaki kaplar ve yarıçapları verilen kılcal borular aynı maddeden yapılmıştır demiş. Tamam sıvıların bulunduğu kap ile sıvılar arasındaki adezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetlerinden birinci kapta büyük ikinci kapta ise küçüktür şeklinde bir bilgi vermiş. O zaman sıvı severini çizerek gösteriniz demiş. Şimdi çok önemli bazı şeyler söylemiş bize. O da şu. Kılcal borular o zaman kılcallık olayı. Sular yükselecek veya alçalacak bilmiyoruz. Bakalım. Borular aynı maddeden yapılmış. Tamam. Sıvıların bulunduğu kap ile sıvılar arasındaki adezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetlerinden birinci kapta büyükmüş. O zaman adezyon büyüktür. Kohezyon. Burada adezyon büyüktür. İkinci kapta ise küçükmüş. O zaman adezyon küçüktür kohezyon. Hemen bunu yazdım. Şimdi mantık şuydu. Eğer bizim adezyonumuz, adezyonumuz daha kuvvetli ise yukarı doğru çıkıyor. Su yukarı doğru çıkıyor. Ve su yukarı doğru çıkır, çıkarken yapışıyor ve ne kadar daha ince boru olursa o kadar fazla yukarı çıkıyor. O zaman yani şöyle bir şey şöyle bir şey aslında olacak. Hop suyumuz böyle yükselecek. Burada ise birazcık daha geniş bor olduğu için daha az yükselecek. Hop şöyle diyelim. Şöyle göstermiş olduk. Ve burada ise birazcık daha ama yine yükselecek. Yani adezyon, koezyondan daha kuvvetli olduğu için su oradaki boruya yapışmaya ve yukarıya doğru çıkmaya çalışacak. Burada ise ya ben seni sevmiyorum, ben aileciyim, ben kendimi tutuyorum, tutma kuvvetim daha kuvvetli diyerek Boru, gir, boru girince içine kaçacak onlar kaçacak yani e, yükselmeyi bırak kaçmaya çalışacak kendi içine su yani suyun içine geri dönmeye çalışacak ve ne kadar dar bulur boru, boru olursa o kadar daha fazla dönecek diye düşünebiliriz o zaman diyoruz ki top şeklinde hop şöyle burada ise birazcık daha az aşağı ittirecek. Burada ise birazcık daha az aşağı ittirecek diye düşünebiliriz. Yani ne kadar darsa borumuz kılcallıktan o kadar çok fazla hareket ediyor. Yani su seviyesi normalde buydu bu kadar hareket etmiş. Su seviyesi normalde buydu bu kadar hareket etmiş. Ama ne kadar genişse boru bu kadar hareket etmiş ve bu kadar hareket etmiş. Yani daha az hareket ediyor. Kohezyonda toparlak bir yapı var. Yani diğer maddeye cama yapışmıyor da boruya yapışmıyor da ...kendi kendine yapışıyor, top gibi oluyor. Burada ise cama yapışıyor. Bakalım tırmanmış resmen, kenarlarına tırmanmış. O kadar yapışmış ki cama diyoruz. Çizerek göstermiş olduk ve süper bir şekilde konuyu da özetlemiş olduk... Yüzey gerilimi ile alakalı soru gelebilir. Yüzey gerilimi ile alakalı soru gelirse de deterjan, tuz, sıcaklık etkisini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Konu özetik kısmında yapmıştık. Bunlar çok önemli oluyor. Yüzey gerilimi böceklerin su üstünde durması ve benzeri onlar aslında direkt yüzey gerilimi ile bağlantılı. Deterjan attığın zaman yüzey gerilimi azalır mesela. İşte sıcaklığı arttığın zaman yüzey gerilimi azalır mesela. Gibi bazı temel şeyleri de bilmemiz gerekiyor sınav için. Şimdi geldik. Bundan sonraki sorular dediğim gibi sınavda bazı okullarda görmüş, bazı okullarda görmemiş olabilirsiniz. Biz her okulda görmüş gibi e, düşünüyoruz. Ama hani görmediyseniz bunları yani sınava çıkmayacaksa bunlara hiç bakmayın lütfen. Ama burada e, hareketle alakalı bazı sorular çözeceğiz. Şimdi diyor ki K noktasına harekete başlayan kişi, şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına bir buçuk dakikada geliyor demiş. Buna göre bu kişinin hızı kaç metre bölü saniyede demiş. Hızı sormuş bize. Hızı sorduğuna göre bizim neyi bulmamız gerekiyor? Hız eşittir yer değiştirme bölü zaman. Aman dikkat edelim. Yer değiştirme. Yer değiştirme bölü zamanla hesaplayacağız. Yer değiştirme neydi? Vektöreldi. Yani ben nereden nereye gidiyorum? Yani başı ve sonuna bakmam gerekiyor. Yer değiştirmem benim buradan başlıyorum. Başlangıç burası. Burası da son konum. İlk konum son konum. Bu ilk konum. Bu da son konum. Yer değiştirme nasıl hesaplanır? Yer değiştirme hesaplama formülü şu. Son konumdan ilk konumu çıkar lütfen. Ve bunu yaparken de burada bu arası mesafe. Aslında şuradan şuraya bir vektör aslında yer değiştirmemiz. Şimdi burası 8 metreymiş. Burası 10 metreymiş. Burası 9 metreymiş. Aslında 3 onu biliyoruz. Burası 6 ise burası da 6'dır. Burası 3 ise burası da 3'tür. yarıçapları 3 olduğu için. O zaman bak buraya kadar 8. 6, 6 daha, 6, 10 burası, 3 burası, e, bir tane daha 3 var, bir de 9 var. O zaman toplayalım bunları. E, 8 artı, 6 artı, 6 artı, 10 artı, 3 artı, 3 artı, 9. Ha. O zaman diyorum ki 14, 20, 30, 36, 45. O zaman yer değiştirmemiz aslında bizim 45 metreymiş. Bölü bir buçuk dakika demiş. Biz birim olarak ne yazıyoruz? Dikkat edelim hıza. Saniye yazıyoruz. O zaman saniyeye çevirmem gerekiyor bir buçuk dakikayı. 1 dakika 60 saniye ise bir dakika 90 saniyedir. O zaman buraya da 90 saniye yazıyorum ve cevabımız sıfır tam onda beş. Yani bir bölü iki de yazabiliriz. Tabii ki metre bölü saniyedir diyebiliriz. Bu hızımız peki bize birazcık daha challenge olsaydı ve sürati sorsaydı. Yani sürat nedir diye sorsaydı o zaman ne yapacaktık? O zaman gittiği yolu hesaplamamız gerekiyor. 8 metre buradan gitti. Sürat neydi çünkü? Yol bölü zamandı. Zaman aynı. 90 saniye. Süratimiz yolumuzu hesaplamasıyla bulunuyor. 8 burada gitti. Şimdi aldığı yolu hesaplayalım. 8 burada gitti. Artı. Böyle bir yarım çember gitti. Bu çemberin bir çemberin çevresi nasıl bulunur? 2 çarpı pi çarpı r ile bulunur. Yarım çember e, olduğu için bunun yarısı olacak. Hem hesaplayalım 2 çarpı pi'yi 3 alalım mesela. 3 çarpı yarı çapı da 6 ise 18 36. 36 36'yı 2'ye bölelim. 18 18 metre burada gitmiş. Sonra 10 metre daha gitmiş. 18 metre. Artı. Şurada bir 10 metre var. Artı. Devam ediyorum. Bir de burada var. 2 çarpı 3 çarpı pi 3 alalım. Çarpı yarı çapı 3. 9 kere 2 18. 18'i 2'ye bölüyorum. O zaman burada 9 metre gitmiş. Burada 9 metre gitmiş. O zaman bir de 9 metre buradan var. Artı. Bir de burada 9 metre var. 9. Toplam gittiği yol o zaman şöyle hesaplanıyor. 18, 36, 46, eee ...50 e, par... ...64. O zaman gittiği yolda... ...64. 64 bölü 90'ın süreti oluyor. Yine aynı şekilde metre bölü saniyeli... ...ama farklı çıktığını... ...göstermek istedim. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan araca ait... ...hız zaman grafiği şekildeki gibidir. E, ve hareketlerinin... ...yer değiştirmesini bulunuz demiş bize. Şimdi hız zaman grafiğinin... ...altında kalan alan... ...yer değiştirmeye verir. Formülünü çok iyi hatırlayacağız. Yani şurası... ...tamamen yer değiştirme verir. E şurayı ben söyleyebilirim. Şu bir dikdörtgen, pardon şöyle gösterelim. Şöyle, şöyle, şöyle bir dikdörtgen. Burası 10, burası 10. Toplamda alanı 100'dür diyebiliriz. Aynı şekilde burası 5, burası 20. Toplamda 5 kere 2, 100'dür diyebiliriz. O zaman yer değiştirmesi ne kadardır dersek... E, ...burada 100 yüz artı 100'den, 100 yüz artı 100'den... 200 metre yer değiştirme vardır. Hatta bunu da delta x ile de gösteriyoruz. Aman dikkat edelim diyoruz. 0 ile 15 saniye arasında ve şunu da göstermek istiyorum. Burada da bir tane çizgi varmış. Onu atlamışım. Şurada da bir çizgi var ama hız sıfır. Hız sıfırsa yer değiştirmedir. Burada sıfır. O yüzden altında hiçbir şey kalmadığı için yer değiştirme sıfırdır diyoruz. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan K ve L araçlarına ait konum zaman grafiği şekli gibidir. KL araçlarının hız zaman grafiğini çizelim demiş. Şimdi konum zaman grafiğini verdiyse bize yer değiştirmeyi ve zamanı bularak hız zaman grafiklerine çevirebiliriz. Şimdi K aracı için söylüyorum. K aracı için söylüyorum. Şimdi sıfırdan 60'a gitmiş. O zaman yer değiştirmesi 60 metre. 60. Metre. Peki ne kadar sürede? Ne kadar sürede? Sıfırdan 4 saniyede. 4 saniyede. O zaman 60'ı 4'e böldüğüm zaman 15 metre bölü saniye K aracı için. E, L aracı için söyleyeyim, Delta X'i yani yer değişmesi eksi 20'den 60'a gitmiş. Bak buradan buraya kadar gittiyse 20 buradan 60 buradan toplam 80 metre yol gitmiş. Zaman aynı şekilde 4 saniye. Bu ikisini birbirine böldüğümüz zaman 20 metre bölü saniye. Ben bunların hız zaman grafiğini çizmeye çalıştığım zaman diyorum ki hemen e, V... T grafiği diyorum. Ve T grafiği. Metre bölü saniye. Burası da saniye. Şimdi diyorum ki bunun hızı 15. O zaman şurada 15'i bir işaretleyeyim bakayım. L'nin hızı. L 15. Pardon e, K'nin hızı 15. L'nin hızı da 20. Şimdi L'nin hızını şöyle gösteriyorum. sabit bir şekilde. Ne kadar süre boyunca? 4 saniye boyunca. K'nın hızını da aynı şekilde e, kahverengiyle gösterelim, turuncuyla gösterelim bunu da. 15 şeklinde bu şekilde sabit bir grafik şeklinde gösterebiliriz. Doğrusal bir şeklinde gösterebiliriz. Evet o zaman süper bir şekilde ödüllü sorumuzu yapalım. Sınavdan da en iyi notları alalım. Hadi bakalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.